sütür olarak ondan anlamam tabii. Sen onu diğer taraftan Ahmet Bey diye Trabzon Büyükşehir Belediyesi vatandaş soruyor. Ne iş yapıyor? Niye almıyor? Niye abi yapıyor? Trabzon Büyükşehir Belediyesi yatıyor. Nasıl? Uyuyor, uyuyor. Akçapatın bu tarafı uyuyor. Belirli kesim alıyor. Nereye veriyorlar? İşte Şalbaz adlı adamım var. Alıyor. Bize geldi mi 3 araba 5 araba yok. Adil adama Şalbazarı. Tabii Şalbazarı kendi. Temsilcisi Büyükşehir İkinci tabii, Başkanı. Tabii. Cumhurbaşkanı da çok iyi adamı. Tabii çok iyi adamıdır. Ama inşallah şikayet edilecek, ben edeceğim onu. Ben Allah'ın izniyle elimle bir şey geçer geçmez bilmem. Ama adlı adamın tabii belediye başkanımız buradadır. Onları daha iyisini bilir ama bizim ilçemiz hiçbir yardım olmadı. Ben duymadım. Büyükşehir'in ilçemize yardım etmesi konusunda talep var diyorsun. Bilhassa şimdi vatandaş tam bu konuda bilgili değil. Yoksa ama bilgili herkes ayağa kalkar. Ya da şunu mu demek istiyorsunuz? Trabzon Büyükşehir Belediyesi her ilçede bir temsilcisi olması lazım. Arz talepler oraya gitmeli. Yani şu anda Vakfı Kebir'de örneğin Vakfı Kebir'de olduğumuz için Büyükşehir temsilciliği bürosu olması lazım. Orada arz talepleri iletmek lazım. Öyle mi demek istiyorsunuz? Kesinlikle olması lazım. İnanıyorum ki bizim belediye başkanı da oraya kesin iletmişti taleplerini. Şahsi fikrim. Bilmiyorum. Ben belediye başkanı görüşmedim. Bana sorarsan alamıyor. Vermiyor bu tarafa adam. O adam bizim buraya vermiyor. İlçeye bir yardımı Büyükşehir'in yok. Ben duymadım ve görmedim. Duyan varsa sen gazetecisin, uğraşıyorsun. De bana ki şu Büyükşehir şunu mahkemeye verdi. Ben duymadım. Ama dediğin gibi bizim orada temsilcimiz yok. Bir orada Büyükşehir Daire Başkanımız var ama herhalde halk ilişkiler sorumludur. Bunu tahmin ediyorum ben. Böyle ağırlıklı olan birisi orada yok ve en orada ağırlıklı olan kişi Adil Adaman'dır. Şalbazarı'nı uçuruyorlar. Tonya'ya veriyorlar. Evet. Bizim burada yok. Bizim buraya vermiyorlar. Bizim buraya vermiyorlar. Şimdi şu eksiklik ben anladığım kadarıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin burada 3 tane şeysi var. 4 tane mi ne? 500 üyesi var. Fakat her, büroları yok. Her belediyede var. Büroları yok. Temsil açısından bir sıkıntı var. Hayır, arz talepler konusunda. Temsilcide birisi var mı diyor herhalde? İskender mi diyorlar burada? Büyükşehir'i. Var. Belediye başkanı da var. Yani belediye başkanı daim temsilcidir. Öyle mi? 3 kişi Ali Tanrı verdi var. Kardeşim. İsim vermeyelim de. Yani, ha, tamam işte. İşte bunların mesela arz talep oluşturma konusunda bir eksiklik var burada. Ya tabii onların bürosu olması lazım. Büyükşehir'e ait burada. Vatandaş giri tevhidini anlatması da lazım orada. Mesela benim gördüğüm bir de şunu yapmak lazım. Vatandaşı bu konuda bilgilendirmek lazım. Şimdi her şeyi Büyükşehir yap. Eskiden öyle değildi. Şimdi her şeyi Büyükşehir. Büyükşehir, Büyükşehir, Büyükşehir. O da ne oldu? Orada da var mı yok mu bilmiyorum ama. Ya şimdi görüyorum ben. Arabamla geziyorum. Şalbazar'a geziyorum. Büyükşehir Alman Kök Gölkü'ne şey var ya Ahmet Bey, Büyükşehir ilçelere bütçe yapıyor. Bak bizim mesela diyelim 5 trilyon of 10 trilyon yadırım. Bu yadırımlar konusunda burada mesela kitap basıp mahalle muhtarlarına, sivil toplum örgütlerine mesela Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin diyelim 5 trilyon vakfı yadırımı var. Bu yadırımı yani oradaki temsilcilerden ziyade arz talepler üzerine yapılması gerektiğini düşünüyor vatandaş. Siz de aynı görüşte misiniz? Aynen o görüşteyim. Aynen seninle de görüşündeyim ben de. Tabii bunları bildirin lazım. Dedim ki muhtarlara, bunları muhtarlar köylere aydınlatması lazım. Mesela şunu soruyor vatandaş. Diyor 2023 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Vakfı Kebir'deki ayırdığı para, bütçe mesela örneğin 10 trilyon. 10 trilyonu vatandaş arz ve talepleri üzerine yapılması gerektiğini söylüyor. Siz de katılıyor musunuz buna? Ya niye katılmayacağız? Ondurun bizi yetmez ki ondurun bizi Vakfı Kebir'e. Mesela diyorum ben kaç türlü olur. Yani tamam doğru da yani herhalde yapılması lazım. Yani şeffaf olması lazım. Paranın, yadırımın nereye gidiyor, nasıl yapılıyor konusunda. Büyükşehir şeffaf bizim ilçemize değil. Şeffaflık gösteriyor bizim şehire. Bizim ilçemize bunu yapmıyor. Yani bizim ilçemize bana göre hiçbir şey gelmiyor. Belediye kendini alan burada yağla kavruluyor burada. Bana göre öyle. Tamam. Sultan ne aldıysa o. Bir de Büyükşehir'e siz oy attınız biliyorsunuz değil mi? Efendim? Büyükşehir'e oy attınız. Attık. Tanıyor musun Büyükşehir Belediye Başkanı? Hiç tanımıyorum, bir daha atmam. Elimden gelirken gelmeye çalışacağım hani kendi dostlarımı. Benim şahsi menfaatimi çıkarım diyor. Ben partici değilim. Ben adamcıyım, bir de milliyetçiyim. Öncelikle ilçeme gelecek. Hiçbir hizmet yapmadı benim ilçeme. Tabii bunu de bana ki yaptı, uzandır beni, kabul ederim ben onu. Ben bilmiyorum.
Büyükşehir ne veriyor? Ne vermesi lazım? Kime vermesi lazım? Ben bilmiyorum. Ama Büyükşehir'in şu an ilçemize yaptığı bir karı yok. Ben duymadım. Duyan var mısın? Ya şu yol ağızlarında. Şu İmam Hatip'in yol ağzında. Büyük limanla Kemaliye'nin pis köprüde araba çünkü o kadar taşı çekiyorum. Zorla Sadık Aydın'a töktürdük orayı. Bir araba şey. Asfalt. Tam köprüden iniyorsun, köprüye biniyorsun. Ana yolda köprüye geçiyorsun. Kasıs olmuş onu sürekli. Yok diyor. Saat diyor. 10 sefer. Söyle sorabiliriz zaten. 10 sefer ben bunu ona söyledim. 10 sefer. Çocuk son anda döktü onu. Böyle bir şey yok. Bunlar büyük şey. Büyük şey ilginlik yapıyor. Akçapa'dan o yana bir taraf, burası bir taraf. Buraya da yaptığı zaman işte Çalbazar'ı kendi adamı var orada alıyor. Konya'ya Salih Çoray'a hüküm ediyor. Bizim buraya da Mahmut Balla belediye başkanı. Bizim vekilimiz de ne yapıyor bilmiyorum. Ankara'da. Yani bizim vekil olduğumuz için insana çok ses çıkartmıyor değil mi? Şimdi bir taşı var. Adam diyor ki işte ben açık sözlüyüm. Arkasından konuşmam. Diyorum diye ki sende vekilim var diyor. Versin diyor adam. O niye vermiyor? Herkes aynı söylüyor. Versin diyor. Oranın da vekili var. Doğru. Oranın da vekili var. Şimdi Salih Çora Tönyi'ye varken Adil Adaman Şalbazar'a verirken bizim vekil de buraya versin. Ama talep olacak. Ya talep burada belediye başkanı burada. Tabii bir şey talep. Bizim de adamımız var. Tamam da mesela nasıl yani önce Yılmaz Bey dedi ki. Sen de talep etmiyor mu bu belediye başkanı vekilden? Etmiyor mu? Bana gelirli ediyordur. Bana göre ediyor. Niye etmesin ki? Yani... İlce evimizin. Bu adam uğraşıyor bak Allah'ı var. Bak, bu adam uğraşıyor. Bu adam dediğin kim? Belediye başkanı. Muhammed Bey mi? Herhalde. Yani yerelde bayağı uğraşıyor diyor. Ya uğraşıyor da bu ama imkanlar yok. O da şimdi kendi imkan derken ama İttihat Partisi Ahmet Bey para var. Kim verecek? Kim verecek de parasını? Bütçeden sen para. Alacaksın işte birinden alacaksın. Bütçeden para yok yani. Hatta mazot yok diyorlar belediye mazot veremiyor falan. Böyle İnanmıyorum şey. Ben ona. Mazot Fuzul yerine yok. Mazot niye olmasın ki? Nereye yok? Fuzul ahmak işlere mazot yok. Ya o zaman doğru vermemesi doğru o zaman. Herhalde tabii. Adam şimdi şahsını istiyor abi yolumu bul. Nilce başkanı mazot yok. Ama o da vatandaş, o da bütçeden pay alıyor ama. Nereye? Mesela sen vatandaş olarak senin mesela ikametgah var ya karşı tabloda diyor ya bak şu anladım. Karşı tabloda. Diyor ki şu karşı tabloda ikametgahlarınızı vakıf gibine alın diyor. Yani niye para gelmesi için? Sen vatandaş olarak sana para geliyor. Şimdi. Sen bunu talep ettiğin zaman sıkıntı mı oluyor bir hizmet çok, karşılığında? Çok doğru. Bak bu adam 2 sene 3 sene önce mi ne? Peki biliyorsun makinasını makine kiraladı. Bütün yaylalara yol olmayan evlerin hepsine yol vurdurdu. Kim? Belediye başkanı Muhammed Bey. Hepsine yol vurdu, hepsine. 500 kararı var mı? Onu bilemem. Ben orada değilim ki. Yapılar ben vatandaşım ya. Ben. Ben gördüğümü sen dedin ya ki işte. Evet. Bu adam da dedin işte şahıs durumda yapması lazım diyorsun da. Evet evet. Numarası lazım. Doğru. Her zaman mı yapacak? Adam bunu yaptı. Ha talepler doğrusu yaptı diyorsun. Yapmadı mı? Yapmadı mı şey? Arkadaşlar. Yaptı. Yaylarda yapmadı mı Cengiz? Yaptı. Herkesin kapısına yol vurmadı mı yaylarda? Yaptı. Kimse adında 1 lira almadı. Milletin duvarlarını yaptı. Yaptı. Yaptı ama şimdi boyunca dünyanın bir durumu var görürsün denge dünyayı. Toplu hizmetlere ağır para gelmesi lazım diyorsun öyle mi? Bir ağır proje. Abi. Ben sana bir şey diyeyim. Mustafa Bey ne diyor? Ne zaman gidersen ulaşırsın. Belediye başkanı. Adam elinden geldiğini yapıyor. Ama imkanı o kadar adam. Tamam da şimdi bir de mesela şehir merkezinde aşırı derecede talep var. Mesela ağır projede mesela pazar yeri, terminal, park konusunda da vatandaşın talepleri var. Ama sahildeki dolgu malzemesiyle ilgili projenin dinlendirilmesi galiba. Park sorunu ortadan kalkıyor. Pazar yeriyle ilgili Kemaliye'nin arka tarafında yani deniz tarafında pazar bir proje. Pazar yerini yapacak isimle gidecek oraya yani. Burası yok, orası şey, Mal Müdürlüğü'nün orası da belediye devletme. Yapacak burayı. He. Ama geç kalmış sanki gibi projeler. Çok da geç kalınmadı. Bir de şu var, belediye çok anlatamıyor sanki bu projelerin böyle, değil mi Ahmet Bey? Yani mesela bunları biz biliyoruz. Ha ben konuşuyorum ha, mesela anlatıyorum. Ama biraz maddiyat lazım buna, değil mi? Öyle mi? Anlatmaya bir sürü buranın yerin pasını var ya. Sen de bir yere çalışıyorsun. Toplar sizi, yaparsınız bunu. Gazeteci var burada, gazete basımı var burada. Ver, ya yapıyor da. İnsan en azından doğru, yapabiliyorsun, doğruyu konuşuyorsun.
Ben sana söyleyeyim bunu. Konuşmak her işten olacak. Ben sana ne dedim az önce? Ben partici değilim. Ben adamcıyım. Gelsin buradan, şunların biriciksin, desteklerim onu. Şun biriciksin, peşini desteklemem. Şalbaz desteklemem, şalbaz arı değil. Ben milliyetçiyim. Ama tabii insan olarak da istiyorum ben. Az önce saydım. Bir pazar yeri. Yok abi. Millet derdi ki bıçakçı. Çok çamur, çok ah, bak işte, gelişen. Millet derdi bıçakçı. Öyle yaptı, böyle yaptı. Ben geçen sene servi çekiyorum oradan aşağıya, saptım pazar yerine. Abi mükemmel olmuş. Altta otobar. Mükemmel. Acamazlar. Açtı adam. Bana ne devlet olan sorunu? Beni sorun enderes etmez ki. Ben orada gördüğüme bakıyorum. Sıkındı, yapılmadı. Ben ama belediye başına söyledim bunu defalarca. Bir parkımız yok. Ama bunlar işte şu anda mevcut olan başkanımızı eksi yazılıyor. Eksi, Mustafa Bey. Yani çok eleştiriliyor başkan bu konuda. Ne dersiniz yani? Diyor geç kalındı diyor. Başkan da diyor ki projelendirdik diyor. Mesela bazı yerini projelendirdik yaptık diyor. Bunları anladın diyor. Mesela bir gece ben de biraz en çok eleştiren yani hizmet konusunda. Diyor ki bunları diyor anladın diyor. Mesela biz de anlıyoruz ama vatandaş biraz sabırsız mı? Vatandaş biraz sabırsız evet. Yani bunlar aslında güzel evet, projelendirilmiş, hazır. Evet, işte maddiyat geldiği zaman evet, başlanılacak. Ama vatandaş biraz sabırsız gibi böyle. Aynı izlenime vardık biz. Ahmet Bey. Efendim. Biz sabırsız mıyız bu konuda? Projeler hazır. Ama siz dediğiniz bakan düzeyinde, vekil düzeyinde müdahale edilmesi lazım. Şimdi yani. Kardeşim bak. Belki belediyenin dolapları proje tutulur. Vatandaş ona bakmıyor. Nereye bakıyor? Yanına bakmıyor. Vatandaş... Ben içrağıda. Bak şimdi. He. Bu işi burada layık gördük. Yapılıyor demek. Bak şuraya bak. Baksana şuraya çek. Çekiyorum. Bak yapılıyor. Bak buraya. İstendiği zaman bu işler yapılıyor. Değil mi? Yapılmıyor. Evet, evet, evet. Bak buraya. Ne var burada? Ah bak. Yapacak tatbikat. Yapacak tatbikat. Evet. Buyur. Demek alınıyor. İstendiğim bu işler oluyor. Evet. Ben anlamam. Ben işte belediye başkanı ben Ankara'ya gitmem. Onların sorunu. Biz alı gelecek. Biz de bakacağız. Bak adam. Ay, park yaptı. Pazar yeri yaptı burada. Terminal mükemmel. Çok şahane. Biz onları biliriz. Vatandaş onu bilir. Ha, meşhuriyesi var ise tabii onu bilir onu. Biz bilemeyiz. Ben sadece gördüğüme bakarım. Belediyenin borcu var. Beni asla endares etmez. Ayrı Bey'e gitti. 8 lira borç varmış. 8 lira ne diyor bilmiyorum onu. 10 lira olma ne? Ne oldu? Belediye devam ediyor yine. Sürekli devam ediyor. Belediye var sürekli var. Süreklilik. Ben o işten anlamam. Biz yapılana bakarız burada. Bu yapıldı mı? Bak. Bak şu burada arabaları. DSN'e bir de arabaları burada. Bir şey var burada. Çanlılık var. Aa, demek yapılıyor bu. Yani Türkiye'nin en büyük AFAD tatbikatı burada yapılacak. Bitti işte burada yapılacak. Perşembe günü. Olduğu zaman istendi mi oluyor. İstesinler buraya bak da hemen yaparlar. Bak ya dur. Dört bakanı görüyor Ahmet dedim Bey, bana. Buyur. Bu AFAD ekibi gelecek, dört bakan gelecek söylentileri var. Yani duyduğumuz konularda. Yani Trabzon ve Türkiye'de ulusal televizyonlar da çıkacak. Ama ilçemizin böyle yapılanmasına bakıyorsan binalara köhne gibi mesela. Şöyle bir göstereyim. Bak şu pazar yerindeki mesela diğer taraftan şu aşağıki tarafta diğer arka tarafımızda size ait olan binaların biraz ötesinde bu ilçemiz için çok hoş olmayabilir. Ne diyorsunuz? Dünyada ekonomik krizi olduğu gibi Türkiye'de de var. Bizim ilçemizde de var. Danya'ya gittin mi? Tabii. Gidiyorsun değil tabii, mi? Tabii tabii. Ne yaptı buranın belediye başkanı? Boyalandırdı, heh, güzelleştirdi. Şimdi şu bina yapılmaz mı? Şaka açı gibi bina. Şu altta yıkacaksın onu. Koyacağız çok şahane bir tesim vereceksin oraya. Olmaz mı sence? Olur olur. Şuraya yapılmaz mı? Bak şuranla yapılmaz mı? Yapılır. Yapılanı yık. Evet. Yapılanı güzelcen onar onu. Vatandaşa talep et parasını. Ayrı bir yere geldi. En son dönemde dedi ki burada ya yapın ya biz yapacağız dedi. Bizim de birimiz oyluydu. Aynı o şekilde yaptık onu. Ya vatandaş kurumlar, devlet kurumları iç içe mi yapmak lazım bunu? Ya şimdi önce belediye talep edecek vatandaştan. Şu evini yap. Yapmadın. Ben yap, o yap, o yapsın. Ne yapsın? Su faturası var. Kursunu alsın onu ondan. Atacaksın ekonomik kriz. O kadar çekeceksin ama. Öyle değil mi? Kriz kriz de. İyi sohbet ettik Ahmet Bey. AFAD kapsamında tahkikatla ilgili girdik. En azından Vakıf Kebir'i de konuşmuş olduk. Fikir ve düşüncelerinizden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Ben de şöyle dedim. İnşallah AFAD günü görüşürüz. İnşallah AFAD günü görüşürüz. Sağ olasın. Hoşçakalın.